Bandırma Genç İş İnsanları Derneği Cumhuriyet'in 100. yılını özel olarak Bandırma Grand Asya Otel'de düzenlediği baloyla iş dünyasını bir araya getirdi. Baloda dernek tanıtımından plaket törenlerine, konserlerden dans gösterilerine kadar zengin bir programla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatıldı. Bangiyat Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat İpek gecenin açılış konuşmasını yaptı. Günvar Sifet Başkanı Funda Seçildedioğlu, Ege Fed Başkanı Aydın Tuğra İlter, Türkon Fed Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kaya ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da gecede konuşmalar yaparak Cumhuriyet'in 100 yıllık yolculuğuna dair anlamlı mesajlar verdiler. Etkinlik Lim Orkestrası'nın eğlenceli performansları ve DJ Darbuka Show ile geç saatlere kadar sürdü. Genç İş İnsanları Derneği tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda bu güzel akşamda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her biriniz bu sahneden çok ama çok güzel görünüyorsunuz. Bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu gece Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlarken, aynı zamanda bu nadide olguya değer katan ve katmaya devam eden iş insanlarımızı da onurlandırmak istiyoruz. Aynı zamanda geçmişten aldıkları ilham ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak bizlerle birlikte çalışan tüm genç arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. Bu enerji bütün ümidim gençliktedir sözünün en güzel yansımasıdır. Her biri kendi alanında başarı hikayeleri yazıyor ve biz her zamankinden daha fazla güçleniyoruz. Bu özel gecede geçmişin başarılarını kutlamak değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızı ve çabalarımızı pekiştirmek için burada bulunuyoruz. Kıymetli Cumhuriyetimizin bizlere açtığı yolda, değerli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, yerinde duran geriye gidiyor demektir. İleri, daima ileri atacak olduğumuz adımlarımızla Bandırmamız ve Türkiye'miz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu gece için emek veren yol arkadaşlarıma, Bangiyat aleme hepinizin huzurunda tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte daha güzel yarınlar ve parlak bir geleceği inşa ettiğimize olan inancım tamdır. Herkesin huzurunda, şahsım ve derneğimiz adına söyleyebilirim ki, ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize az diyeceğiz. 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden dönemde dünyanın ekonomik ve siyasi düzeni tepe taklak oluyordu. Bu zorlu dönemeçte bizim şansımız çağın çağrısını daha ilk andan itibaren mükemmel kavrayan bir önderin Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığıydı. Çağın çağrısına uyumları, demokrasi, cumhuriyet ve hukuk değerlerine olan inançlarını Bandırma değeri ve kültürü ile yücelten Bandırma Genç İş İnsanları Derneği Başkanımız Kürşat İpek, yönetim kurulu ve değerli üyelerini bu kıymetli gecenin organizasyonundan dolayı huzurlarınızda tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış rica ediyorum. Türkonfet, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yıl buluşmaları kapsamında 20 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği program ve katılımları ile Cumhuriyet meşalesini başlangıç noktası olarak Bandırma'dan yola çıkmıştı. Bugün çok kıymetli Türkonfet Başkanımız Sayın Süleyman Sönmez çok arzu etmesine rağmen ne yazık ki aramızda bulunamıyor. Sayın Türkonfet Başkanı Süleyman Sönmez toplantı öncesi telefon ile arayarak sizlere sevgi, saygı ve muhabbetlerini bildirdi. Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı olarak kendisi bizlere Cumhuriyet değerleriyle bezenmiş, hukukun üstünlüğüyle kucaklayan bir kültürü rehber olarak sunmaya devam ediyor. Kendisine ülkemiz
Cumhuriyetimize yaptığı katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Değerli iş insanları, Mustafa Kemal Atatürk 1919'da işgal altındaki bu ülkeyi istiklaline kavuşturmak için millete doğru yola çıktı. Büyük nutukta vicdanında sakladığı bir milli sırdan söz eder. Bu sır ne askeri bir strateji, ne siyasi bir tasarı, ne de ayrıntılı bir eylem planıydı. Bu sır yeni bir toplumsal bünye, yeni bir idare ve yeni bir gelecek tasarrufunu içeriyordu. Bir dönüşüm iradesine ihtiyaç vardı. Köklemiş, kendini yenileme yeteneğini kaybetmiş, toplumsal ve siyasal düzen terk edilmeliydi. Çağın gereklerini cesurca kucaklayan modern bir cumhuriyet kurulmalıydı. Tüm mücadeleye yön veren bu hedef olmuştu. İşte bugün bu hedefin yerine gelmiş olmasının büyük gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk kimsenin aklına bile getiremediği cesareti ve cüreti göstermişti. Ama en cüretli adımları atarken bile en geniş ittifakın ve toplumsal rızanın sağlanmasına dikkat etmişti. Demokrasi, eşit yurttaşlık, laiklik, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 21. yüzyıla uygun bir eğitim ihtiyacımız olan temeli sağlamlaştıracaktır. Değerli misafirler, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 2. yüzyıl başlangıcı kutlu olsun. Konuşmama son verirken hepinize saygı ve sevgilerimle çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınızı rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İş insanlarıyla birlikte olmak, ekonomimize bugün katkı yapan, gelecekte de yön verecek olan insanlarla birlikte olmak beni heyecanlandırıyor. Çünkü Bandırma'mız çok özel bir yer. Büyük bir potansiyele sahip. Hani hep söylüyoruz ya, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Bandırma Vapuru adıyla varız. Son kurşunlarda da Aydınlı Tepe'de varız. Yani bu ülkenin kuruluşunda, kazanılmasında adı olan bir kentiz. Ama aynı zamanda lokasyonumuzla, potansiyelimizle, çevremizle birlikte de çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bunu çok daha ön plana çıkarabiliriz. Bandırma özgürlüğün kenti diyoruz, demokrasinin, barışın kenti diyoruz. Kardeşliğin kenti ve uğruna gece yaptığımız, yemek yaptığımız cumhuriyetin kenti. Ve aynı zamanda Atatürk'ün kenti. Bandırma yaşayan bir kent, cıvıl cıvıl bir kent. Üniversitesiyle, birçok diğer potansiyeliyle, limanıyla, hava üssüyle, çevresiyle birlikte büyük potansiyele sahip. Ama şunu biliyoruz ki, Cumhuriyet olmasaydı, Büyük Atatürk olmasaydı, bu ülkeyi kurtarmasaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Özgür olamazdık, bağımsız olamazdık. Dolayısıyla onun kıymetini görüyorum ki hep beraber biliyoruz. Her ne kadar bu ülkede, Çanakkale'de onu yok saysalar, 30 Ağustos'larda adını anmasalar, Cuma hutbelerinde söylemeseler de bu Cumhuriyet Atatürk Cumhuriyeti. O bizim içimize sinmiş durumda. Evet, ama bu Cumhuriyeti mutlaka demokrasiyle taçlandırmamız lazım. Elbette demokrasi içinde yaşıyoruz ama bu yeterli değil. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomi olmaz biliyorsunuz. Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz. Mutlaka cumhuriyetimizi daha iyi bir demokrasiyle taçlandırmamız lazım. Hukuk devletiyle onu güvence altına almamız lazım. Yatırımları, insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını bununla güvence altına almamız lazım. Onun için
almamız gereken biraz daha yol var. Az bir yolumuz kaldı. Biraz mesafe aldık. İnşallah kalan mesafeyi de bundan sonra hep beraber alacağız. Ben bu ülkenin geleceğine damga vuracak olan genç iş insanlarına güveniyorum. Bankya'ya da güveniyorum. Onlarla birlikte bir toplantı yapmıştık. Müthiş gençlerimiz var, müthiş potansiyelimiz var. Çoğu burada. Onun için hem ülkemizin önü açık, hem Bandırma'nın önü açık. Sizlere güveniyorum, sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki birlikteyiz. Ben de sizlerin yanında olmaya, sizlerin önünü açmaya, hem Bandırma Belediyesi olarak, hem kişisel Dursun Birisi olarak yanınızda olmaya devam edeceğim. Edeceği hep birlikte daha güzel günlere ulaşmak dileğiyle, Cumhuriyetimizi daha büyük başarılarla taşlandırmak ümidiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Verdiği kıymetli destekler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli alkışlarınızı rica ediyorum.